Geçtiğimiz yıl sonu itibariyle bir hayvancılık şirketimiz var. Hayvancılık şirketinin altında bir şirket olarak bunu yapılandırdık. Şimdi bir daha önce faaliyet gösteren ama atıl halde olan tesisi de satın aldık, devraldık. Şu anda yenileme yatırımlarını işte 6 ay aşkın süredir başlattık, devam ettik ve inşallah hedefimizde Kasım ayı itibariyle bu yatırımı tamamlamak, Kasım ayı sonu itibariyle de üretime geçmek. Burada tabii sadece bir et entegre tesisi olarak da bakmıyoruz olaya. Çünkü bir tarafta da biliyorsunuz yetiştiricilerimiz var. Yani hayvan yetiştiricilerimiz var. Biz bunlarla sözleşmeli yetiştiricilik yaparak aslında bir taraftan kendi şirketimiz olan Tarex Hayvancılık Şirketi'yle namızlık hayvanları yetiştiriciye vereceğiz ve alım garantili bir şekilde vereceğiz. İnşallah onlar hayvanlar yetiştirdikten sonra da besi hayvanlarını tekrar onlardan alıp kendi tesisimize işleteceğiz ve mağazalarımızla ki öncelikle kendi mağazalarımız ama sadece burada değil, tüm Türkiye'deki diğer paragende zincirinde de ürünlerimizi inşallah tüketicimize buluşturacağız. Büyük başvuru çıkmış olacak mı? Şöyle öncelikle büyük baştan başlayacağız ama sonraki sistem oturdukça onu inşallah küçük başa doğru da şey yapacağız, yaygınlaştıracağız. Burada tabii şunu yapmak istiyoruz, yani onu konuşmamda da ifade ettim. Et ürünleriyle ilgili olarak vatandaşımızın ciddi bir güven problemi var. Aldığı ürüne güvenmek istiyor. Biz özellikle büyük mağazalarımızdan başlamak üzere orada anlık görüntülerle yani tesisle mağaza arasındaki of şeyi farkı ortadan kaldıracağız. Yani görsel olarak. Tabii görsel olarak orada kuracağımız sistemlerle tüketicimiz o ürüne elini uzattığı an raftaki veya dolaptaki ürüne aslında o ürünün hangi ortamda üretildiğinde inşallah orada anlık görme imkanına sahip olacak. Yetiştiricilerle onların kooperatif yapılanmalarıyla bu işbirliğimizi geliştireceğiz önümüzdeki dönemde. Onlara da sözleşmeli üretim yaptırıp onların da yetiştirdiği besi hayvanlarını alıp işleme ve pazara taşıma noktasında alternatif bir kanal oluşturacağız orada. Bütün burada işlenmiş olarak şeylerde olacak. Hepsinde olacak. Ama büyük mağazalarımızda kasap şeyimiz var. Yani kasap reyonlarımız olacak. Ama küçüklerinde takdir ederseniz ki yani bunların her birisi bir maliyet olduğu için işlenmiş ve paketlenmiş ürünler halinde bunları tüketicimize ulaştıracağız. Efendim?